Serap Hanım merhaba. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Buradasınız, hoş geldiniz. Heyecanlı mısınız? Biraz, evet. Burun ameliyatı olacaksınız. Evet, burun estetiği. Peki Doktor Bilgen Bey'i nereden buldunuz? Doktor Bilgen Bey de uzaktan bir tanıdığımız burun operasyonu geçirmişti. Yaklaşık 1,5 yıl önce kendisi tavsiye etmişti. Fakat benim bu esnada birçok doktorla görüşmem oldu. Sonrasında Bilgen Bey'e karar verdik. Peki burnunuzdan şikayetiniz nedir? Burnumda deviasyon var, sinüzit var ve şekil olarak hoşuma gitmiyor açıkçası. Tamamdır. Şimdiden geçmiş olsun diyelim o Teşekkür halde. ederim. Selam, Hatice, Halife. Şeref. Hanife, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Sıkışalım. Hanife, Selam. Selam mı? Gezer mi? Kalsi. Selam. Kalsi. Kalsi. Kalsi sen misin? Evet. Malta mısın? Yok, Sakarya. Kalsi nereden geliyor? Valla soyadı kanun çıktığı zamanlardan öyle bir konuşlar ama uydurma bir şey yani. Uydurma, hiçbir soyadı uydurma değil. Merak etme. Yok yok, bir şey yok. Birileri aydın, birileri yılmaz, birileri aslansa. Tamamen nüfus memuru kendisi karar vermiş nüfus dairesinde, öyle söyleyeyim. Sakarya'dır. Aynen. Bu göçmedim ben Yugoslavya. Sakarya'nın önemli bir şehirdir. Doğrudur. Bir İstanbul mu Sakarya? Süper denilir. Aynen. Önemli iki şehirdir. Aynen. Hemşire, 35 yaşındasın. 51 tane evladın var. Evladın kaç yaşında? 1,5 yaşında. 2'ye girmek üzere. Allah var. Şu an ne bunlar soruyor? Ben çok iyiyim. E gidelim. Gidelim. Ayak mantarı neden var? Hamileliğim esnasında tedavi olamadım. Bak şimdi ben sana söylüyorum. Senin poliçistik oradın var. Poliçistik oradın olduğu için IGF'n yüksek. IGF'n yüksek olduğu için glukoz intoleransın var. Glukoz intoleransın olduğu için de tip 2 diyabetini tetikliyor. O da ayak mantarı. Senin glukofaj kullanman gerekiyor. Tamam. Peki. Tedavi bu. Anlaştık mı? Anlaştık. Biraz kere ama. Anlaştık. Bir de aynı zamanda da enerji yetmezliğin var mı? Tabii nedir ötüş? Şuralarına doktorla yapıyorsun. Yani varisin var. Aha, evet. Muhtemelen popliteal seviyordu. Yukarıda olduğunu zannetmiyorum. Yok, evet, şurada. Buraya kadar. Ama popliteal seviyordu. Şuradan bir tane şey yapacak. Eğer şeyse varsa, eğer bir daflon diye bir ilaç var. Bilmem ne kullanacaksın. Ve varis çoruğu giyeceksin. Eğer ki hayat boyu kullanman gerekiyor. Ama eğer bunun bir grade'i var, lazerle çok basit. Evet. Üzdürüyorlar. Çünkü diyabetle varis birbirine birleşince tam da böyle santral kilo da alıyorsun. İleride başına çok belli alıyorsun. Ben nereden biliyorum? Biz plastik cerrahlar olarak hemen estetikle başlamıyoruz. Bu bacağı kesen adamlar var ya, onlar risksiz. Anlatabiliyor muyum? Yani yaklaşık 1000 tane bacak kesiyor. Kan kontrolünü yaptırıyorum, gidiyoruz. Bu kan kontrolü alakalı. Diyabetle alakalı. Yavrum, bu oradan çıkmaz. Sen bir yere gidin. Bak, bu işin üstadıyız ya. Yarayla başladık işe. Peki. Ben bu saç uyguladığınızı bilme faktörünü 15 sene önce ben yara kapatıyordum. Yarayı en iyi bilen adamlardan biriyimdir. 1000 tane bacak kestim arası. Kulekofar kullanacağım yani. Kulekofar. Ama tabii sen bir endokrinoloğa daha git. Varis için kalk damar cerrahına git. Eğer İstanbul'da ikamet ediyorsanız. Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde doçent doktor Halit Yara Bakanlar. Ona gidiyorsun, ben hastamın onu söylüyorsun, numarası onda var. Tamam mı? Tamam. O sana o lazer zımazıyım üstüne yapar. Zaten televizyonlardan biliyorsun ben onu. TRT'ye beraber çıkıyor. Evet. Onun haricinde sorunun kalmayacak. Sende bak, mantar bir sonuçtur. Evet. Patoloji değildir. Bir ara havuza gitmiştik yüzmeye. Ondan sonra olduğunu tahmin ettik. Fark etmez. Ettik. Ben gidip yorgu öylesen de niye oluyor? Bünyeden bünyeye bir yani bir fark var. Bir sonuçtur. Bunlar semptomdur. Saç dökülmesi bir semptomdur. Aslına bakarsanız bence erkek tipi dökülme de bir semptom. Neyin? Reseptör seviyesinde direncin. Aynı tıpkı bir şeker hastalığı gibi bir şey aslında. Kellik de şeker hastalığı gibi bir şey aslında. Orada testosterona direnç gelişiyor. O yüzden de saç dökülüyor. Anladın mı? O da bir semptom. Başka bir hormon testosteronla. Neyse, çok bulandırmayayım. Nasıl istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Bir kere derinlik kalın, çok fazla manyak testosteron istemiyorsun. Bilmiyorum manyakça mı değil mi? Yani biz de yapabileceklerimizin bir sınırsızlığı, bir sınırı var. O tam da bunu istiyor. Yani ben kaldık istiyorum biraz.
oldu, belli olsun açıkçası. Yani hiç umurum değil. Kaldırırız, kaldırmak kolaydı, indiririz. Evet, evet, şuraları çok kalın görüyorsunuz kemikle. Kemik değil, deri kalın. Dur, evet. Bak mesela ne biliyor musun? Ben şuranın kalın. Oralar kalın. Bana ver. Ailece kalın. İşte biz de oradayınca o kum yıkıya kumu biz diyemiyoruz. Onu yıkardık. Biz olan azıcık düzeltti. Şuraya bol bol diseksiyon, diseksiyon, diseksiyon. Buradan bir sürü deri inceltme ediyoruz. Şu canım esin zıtım var. Ya onlar geçer, onlar yapar. Kahramacı olur. Burası inecek. Şunu. Olur mu sana? Buralar çok kalın, incelecek değil mi? İnceltmeyecek, gıcık değil. Güzel olacak, güzel olacak. Pislik olsun da yapmayacağız sen. Yapmış gibi. Manyak mısın diye ameliyat olursa yapacağız. Ve yani hani ince devre olduğu şöyle düşün. Şimdi buraya güzel bir kızı serdik böyle diyelim ki, tamam mı? Victoria Secret'tan bir model. Allah vergisi. Çatıma götürüyor. Üzerine inceciği bir ipekten çarşaf atsak yine abim ona ooo der. Abi der demez. Abi der mi ben derim. Der misin? O eşek benim, ben derim. Ama üzerine yorgan atarsak deriz ki evet orada inceden bu kız yatıyor. Ben derim. Fizikçiler için fark etmez. Biz ince denek dolarlar da. Yani anladın mı? Anladım. Sende anneannenin şeyi var. Tabii tabii. Bizde genetik. Ama güler yüzünü. Bu dünyada hiçbir kimseye yapabilecek bir estetik değil. Teşekkür ederim. Ve iyisin, optimistin. Her benim, ben de farklı çeşitler olduğu için. Teşekkürler. Abi şeyini aksatma. Lütfen yaptırma. Tamam. Doktorunu yaptırma. Çok önemli. Tamam. Yoksa ileride parmağını falan uğraşırsın, sürünürsün. Yarısı böyle olur. Yaşlılığın zor geçer. İyi, 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 iyi